Bu videoda Çin yapımı güvenlik kameralarından kalmış güneş panelleriyle mesela buradaki gibi ve bunun gibi modülleri kullanarak nasıl batarya şarj edebiliriz ve bunları nasıl projelerde kullanabiliriz ona bakacağız. Hadi başlayalım. Bununla ne olur ya? Önce bir kullanacağımız modüllere bir bakalım. Böyle bir solar şarj devresi var. Her yerde görüyorsunuz bunu zaten. İnternette her yerde satışta var. Bir tane 3.7 voltlu lityum pili şarj etmeye yarıyor. Birden fazla bağlayabilirsiniz ama iki taneyi belki kaldırır belki kaldırmaz. Onu da çok geç şarj edecektir muhtemelen. Böyle ürünler var. Bu da aynı şekilde yine Çin'den çokça getirilen ürünlerden. Solar charge controller diyor. Doğru düzgün bir model bile yok. Üzerinde yazan 20 amper diyor ama ben açıkçası pek güvenmem buna. Bunun güzel yanı üzerinde zaten burada resim olarak da belki koyarım ekrana. Panel için ayrı, batarya için ayrı ve yük için yani enerji için ayrı çıkışları var. Bunların dışında da ekstradan da USB portları var ki mesela telefon şarjı için falan kullanılabilir. O yüzden fiyatını uygun bulursanız ben şu an baktığım zaman ortalama 300 liraya kadar çıkıyor ama 300'ün aşağısında 200'ün kadar yani o aralıkta 200-300 arası bulursanız fiyatına değecek bir alet. Sonrasında kullanılabilecek piller aslında çoğu lityum pil olur. Mesela örnek veriyorum bu eski bir tane Samsung telefondan kalmış batarya. Üzerindeki koruma devresi vardır bu da. Bunu sökmek bakılacak gibi ama değil. Kesinlikle yapmayın onu. Çünkü bu devre kullanmasanız bile üzerinde bir ısı sensörü var. O yüzden sizi oluşabilecek kazalardan koruyacaktır bu. Yine burada üzerindeki şerit hafif kazıyarak dikkatli bir şekilde buradaki şeridi kazıyarak buradan da artı eksi alabilirsiniz. İşlem yapmadan önce kesinlikle multimetre ile ölçün. Ayaklarını ona göre bağlayın. Lityum pil yani özellikle böyle daha jel gibi hani böyle likit diye söyleyenler de olur. Tam doğrusu o da değil. Ben de hatırlamıyorum doğrusu neydi. Bunlar gerçekten şakaya gelecek şeyler değil. Çünkü sönmüyor da. Yani bir şekilde bu delinirse ya da fazla ısıtılırsa alev alabiliyor ve suyla falan söndüremiyorsunuz bunu. Ve ciddi şekilde yüksek sıcaklıkta yanıyor. Herhangi bir şekilde tene falan temas ederse elinizdeyken falan çok ciddi sonuçlar olabilir. Yani bunu üstüne basa basa söylüyorum. Lityum pille şaka olmaz. O yüzden buraya dikkat edin kesinlikle. Üşenmeyin yani ölçümünü yapın. Böyle standart lityum piller var. Bunlar da yani lityum pil, telefon pili, laptop pili gibi pil satan yerlerde genelde bulabileceğiniz şeyler. Bazı markalar olabiliyor. Bu mesela 3000 mAh'lik bir pilmiş. Bunlar genelde eğer tek şey ise, tek hücre ise 3.7 volt olur. Onu zaten aldığınızda boş bile olsa ölçerseniz, sıfır ürünse 3.7 voltun altına düşmemesi lazım. Ölçerseniz ona göre belli olur zaten. Bunlar 1S olarak geçiyor. Mesela BMS ya da şarj devrelerinde şey yazar. 1S, 3S falan yazar. Onun manası şey yani kaç hücreli. Mesela bunlar bir hücreli. Mesela şöyle göstereyim. Bunlar da mesela eski laptoplardan falan da çok çıkarılır. Lityum 18600 50 olması lazım. O pillerden. Bunlar da 3.7 volt. Bundan 3 taneyi ben bağlarsam seri bir şekilde 3S oluyor. 3 seri muhtemelen yani 3 seri bağlanmış manasında 3S mesela. Emin değilim. Ona bir bakın. Ben de bakacağım zaten. Neyse şimdilik şöyle hatta aklıma gelenleri buraya tepeden kameraya koyayım. Onları da görmüş olalım gözümüzün önünde olsun. Şimdi burada ben mesela böyle bir şey yaptım. Bunda aynı filden 6 tane var. 2 şerli olarak paralel bağlı. Sonra o ikişerliler seri bağlı. Böylece ne oluyor? 3 slik bir BMS yani şarj koruma devresine. Şarj dengeleme devresi aslında bunlar da bu arada. Şarj koruma devresi değil. Ona bağlayabiliyorum. Bu da bana ne yapıyor? 12 voltluk bir çıkış veriyor. Ben bunu 12 voltla şarj edebiliyorum. 12 voltlukta bir çıkış alabiliyorum. Zaten giriş çıkış tek bunda. Enerji girdiğiniz yerden enerji alıyorsunuz. Şimdi az önce gösterdiğim, buradan alayım hatta onu göstereyim. Şu ikisinin arasındaki büyük farklardan biri de bu. 1S çalışmıyor yanılmıyorsam direkt 3S çalışıyor. Yani 12 voltla çalışıyor diyelim. 12 voltluk bir pili şarj ediyor, bir bataryayı şarj ediyor. Bu... 3.7 volt 1S olduğu için 3.7 voltluk bir lityum pili şarj ediyor. Aralarındaki en büyük fark muhtemelen bu. Tamam elimizde olan her şeyi zaten buraya koyduk. Şimdi ufak olana çok girişmeyeceğim çünkü çok basit zaten üzerinde de bütün şeyleri yazıyor. Sadece büyük olana girişeceğim. Bunu mesela 12 voltluk bataryamıza bağlayacağız. Gün içerisinde de bir iki video çektim şu an akşam ama gün içerisinde de bir iki video çektim. Orada da bağlantılarını göstereceğim zaten. Nasıl yapacağımızı göreceğiz ve ekranda nasıl yazılar geliyor onları da göreceğiz. Onlara göre ayarlarını siz de yapabilirsiniz. Bunları da internetten temin edip. Sonrasında bunu 12 voltla çalışan ya da 5 voltla çalışan USB'den herhangi bir şeye güç vermek için kullanabiliriz. Bir bağlantılarını yapmayı deneyelim bakalım. Öncelikle bir yemez evrenimize bakacağız. Burada artı ve eksi uçlarını ben rengine göre ayarladığım için ayırt etmede sıkıntı yaşamayacağız zaten. Öncelikle eksiği takıyoruz ne olur ne olmaz diye. Ortadaki iki uç e, batarya pinleri. İlk önce eksiyi bir takalım. Artıyı da takalım. Zaten bir görüntü gelmesi lazım. Aynen. Şu an ekranda görüntü geldi bakayım diğer kamerada. Evet gözüküyor. Şimdi şurayı göstereceğim. Maksat biraz modüle hakim olmak için. Buradan 5 volt alabiliyorsunuz buradaki kısımdan. Şu menü tuşu. Şu da artı yukarıya artı olan yükseltme. Aşağıya artı olan azaltma. Aşağı tuşunun bir işlevi de yükü açıp kapatabiliyor. Bunu mesela bastığım zaman o ampul simgesi gitti. Bu işte yükü kapat demek. Yani buradaki çıkışı kapat demek. Şimdi geri açayım. Zaten bir işte yok. Şu an bir şey bağlı olmadığı için sıkıntı yok. Menüye bastım. Burada bataryanın maksimum şarj voltajını soruyor. 12.6 tamam. Bir daha bastım menüye. 10.05 burada sadece ampul simgesi var. Bu ne? Şarj bu voltajın altına düştü diyelim ya da batarya bitti. Tekrar yüke enerji vermesi için örnek veriyorum bir lamba var, led bağlı. Onun tekrar devreye girmesi için bataryanın ne kadar şarj olmasını bekliyorum. Buradaki bu 10.5 şu simgeyle olan yerdeki bu. Bir sonrakinde zaten boş batarya simgesi var. Bunun manası da batarya hangi voltajda boş kabul edilecek. Yani 9 volt gördüğü zaman batarya ölçüyor cihaz. Bunun içinde de zaten STM8 galiba bir yani mikro işlemci var. Onunla batarya ölçüyor bakıyor 9 voltsa diyor ki boş artık bir şeye enerji vermeyi kesiyor. Sonrasında 24 dediği günün kaç saati yük çalıştıracak manasında. Bu çok işlevsel olacağını sanmıyorum. Çok kişi için ama isterseniz araştırabilirsiniz. İşte en önemli kısmı bu. Sonuncusunda burada B2 yazıyor. Bu bağlı olan pil tipi. Yani B1 yanlış hatırlamıyorsam. Ee, Bakın kağıdını bulabilecek miyim? Hmm. Evet, kağıdını bulamadım. Ama yanlış hatırlamıyorsam B2 yani B2 denemeyimim B2 lityum pil B1 de araba aküsü gibi büyük aküler için olması lazım. Onların biraz daha voltaj aralığı geniş oluyor. Lityum piller genelde 12.6 volt'tan yukarıya çıkmamanız iyi oluyor. Zaten buradaki şarj devresi de öyle. Bu BMS devrede aynı şekilde 12.6 volt maksimum olması lazım. Onu seçtiğiniz zaman zaten çoğu güvenli ayarı kendisi ayarlıyor. Gösterdiğimiz şarj kesme eşiği ya da yükün tekrar girme eşiği gibi. Bunların çoğunu kendisi ayarlıyor ama siz isterseniz Biraz daha hani o değerleri yükseltip daha güvenli bir eşik belirleyebilirsiniz. Neyse bunları belirledikten sonra bu modülün cazip olmasındaki bir etken de bu. Çok bir şey yapmanız gerekmiyor. Şuradaki kısımdan yani bu ampul simgesi olan kısımdan 12 volt alabiliyorsunuz. USB'lerden de 5 volt alabiliyorsunuz. Hatta bir USB bir şey bağlayalım. Bakalım hani normal çalışıyor mu? Ne bağlayacağım ama USB? Neyim var feda edilebilir? Heh tamam tane yani Type-C kablo buldum da. Bunun için şöyle bir Bluetooth hoparlörüm var. Type-C ile şarj oluyor. İçinde bunda zaten lityum pil var. Buradan bağladığımızda ışığı yanacak mı? Şöyle kamerada gözükür mü acaba? Taktığımda biraz odak dışı sanırım ama belli olur herhalde. Bağladım. Ha evet. Şurası gözüküyor mu bilmiyorum. Ha şöyle karanlık yaptığımda gözüküyor. Aynen. Şu an mesela şarj oluyor. Bu 5 voltla şarj oluyor. Type-C içinde bir şarj devresi var. Benim yaptığım bir şey zaten. Ve çıkarayım şöyle hatta. Şuradaki kırmızı ışık yok şu an. Bu şekilde kullandığınız bataryaya göre de ayrıca yani bulunduğunuz yere göre tabi gün içerisinde ciddi bir şarj edinebilirsiniz. Bununla da istediğiniz herhangi bir şeye enerji verebilirsiniz. Özellikle bizim yaptığımız ESP32 devreleri gibi mini projelere enerji vermekte on numara. Neden? Zaten çok az enerji yiyorlar ve üstüne de bu bataryalar büyük. Böyle iki panelli sistem en azından ben böyle kullandığım için gün ışığından da bayağı bir yararlanabilecek. Böylece bütün projemizi duvar elektriğinden bağımsız çalıştırabileceğiz. Bunun gibi başka videolar görmek istiyorsanız kanala abone olmayı ve aşağıya yorum bırakmayı unutmayın.